Psikoloji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Sercan Taş'tan. Evet arkadaşlar, bugün size itme ve momentum anlatacağım. Bir cisme belli bir süre kuvvet etki ederse, kuvvet ile sürenin çarpımına itme denir. İtme vektörel bir büyüklüktür. İtmenin yönü kuvvetin yönüyle daima arkadaşlar aynı yönlüdür. Şimdi A noktasından B noktasına kadar en kütleli bir cisim F kuvveti yardımıyla getirildiğinde, buradaki TI sürede başladığında T son süresine geldiğinde cismin üzerine yapmış olduğumuz etkiye arkadaşlar itme diyoruz. Yani kuvvet çarpı uygulanan süre. Kuvvetin birimi Newton. Zamanın birimi saniye. O zaman itmenin birimi arkadaşlar Newton saniye olarak bilinir. Arkadaşlar, kuvvetin hareket düzlemiyle birbirine paralel olması gerekiyor. Eğer belirli bir açı ile yapılmışsa, o zaman arkadaşlar itmeyi hesaplarken biz kuvvetin yatay bileşenini kullanmak zorundayız. Yatay bileşenim F çarpı sinüs alfa olduğuna göre, o zaman benim cisme uyguladığım itmenin büyüklüğü F çarpı sinüs alfa çarpı uyguladığım süre olarak bulunur. Peki, kuvvet ve zaman grafiği verilmişse, kuvvet zaman grafiği bana neyi verir arkadaşlar? Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan bana itmenin büyüklüğünü verir. Şimdi grafiğin altında iki tane alan var. Biri pozitif, diğeri ise negatif. Pozitif ve negatif olması ne anlamlandırıyor bana? Buradaki itmenin büyüklüğü I1 olsun, buradaki itmenin büyüklüğü ise I2 olsun. I1'in ifadesi I1 eşittir F1 çarpı, parantez içerisine alıyorum, T1 eksi 0, yani delta T. I2 ise eşittir F2 çarpı T2 eksi T1. Şimdi I1 ve I2 hesapladım. Biri pozitif değerde, diğeri negatif değerde. İtme arkadaşlar vektörel bir büyüklük olduğu için I1 ve I2'nin pozitif ve negatif olması benim için arkadaşlar yön ifadesi olarak adlandırır. O zaman cismin üzerine uygulanan toplam itmenin büyüklüğü eşittir I1 artı I2'dir. Hemen bir soru çözelim. K'dan L'ye gelene kadar geçen sürede cisme etkeden itmenin büyüklüğü nedir demiş. 4 kilogram kütleli bir cisme 50 Newton büyüklüğünde bir kuvvet 37 derecelik yatayla açı yapacak şekliyle uygulanıyor. Şimdi bileşenlerini ayırıyorum. İki tane bileşenim var. Biri yukarı doğru, biri yatayda. Aşağı doğru olanın arkadaşlar büyüklüğü, evet, 40 Newton. Yukarı doğru ise 30 Newton büyüklüğünde. 50 çarpı sin 37'den arkadaşlar 40 Newton'u bulduk. Ya da 3, 4, 5 üçgeninden ayırıyordunuz. Hatırlayın. Şimdi 40 Newton büyüklüğündeki bir cisim 4 kilogram kütleli cisme uygulanıyor ve 45 metre geliyor. Şimdi ben itmenin büyüklüğünü bulabilmem için bana neye ihtiyacım var arkadaşlar? Süreye. Peki ben 45 metreye kaç saniyede gidebilirim? İyi kızım arkadaşlar. Sıfır bu arada. Yazmayı unutmuşum her zamanki gibi. F net eşittir M çarpı A'ya. O zaman F net 40 Newton eşittir 4 çarpı A'dan. A eşittir ne geldi? 10 metre bölü saniye. Şimdi bunu hız zaman grafiğinden de çözebilirsiniz. VT'den çizelim. T sürede geldiysem o zaman benim hızım ne olacak arkadaşlar? AT son hızı vereceğin için 10T olacak. Grafiğin altında kalan alan benim için neydi arkadaşlar? Yer değiştirmeydi. Delta X. O zaman 10T'nin karesi bölü 2 eşittir 45 metreymiş. O zaman T'nin karesi eşittir 9. T eşittir 3 saniye geldi. Bak hocam, ben grafik çizmek istemiyorum diyorsanız arkadaşlar delta x eşittir v ilk çarpı t artı eksi 1 bölü 2 at kare şeklinde bizim ne vardı? Konum denklemimiz vardı. Buradan da t'yi yine aynı şekilde 3 saniye bulabilirsiniz. Süreyi biliyorum. Kuvveti biliyorum. Artık itmeyi hesaplayabilir miyim? I eşittir F çarpı delta T olduğuna göre. O zaman itmenin büyüklüğü eşittir. 40 çarpı 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 120 Newton saniye. Evet. Başka yöntem var mı arkadaşlar? Var ama ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki
Momentum nedir arkadaşlar? Biz momentum deyip duruyoruz da bu momentum ne demek? Cisimlerin hız ve kütlesiyle ilgili olan duruma momentum denir. Momentum hareket halindeki cisimlerin eylemsizliği ile ilgili bir durumdur. Hareket halindeki bir cismin kütlesiyle hızının çarpımı o cismin momentumudur. Vektörel bir büyüklük olduğunu arkadaşlar unutmuyorsunuz ve hız ile daima aynı yönlü olmak zorundadır. M kütleli bir cismin V hızıyla hareket ediyorsa momentumu M çarpı V'dir. O zaman momentumun birimi ne olacak arkadaşlar? Kilogram metre bölü saniye. Şimdi size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben burayı zamanla çarpıp zamanla bölsem ne olur? Değişen bir şey olur mu? Olmaz. O zaman şu hali aldı mı? Kilogram metre bölü saniye kare çarpı saniye. Şurası kütle, ivme, zaman. Hemfikir miyiz? M çarpı A çarpı T. Ma neydi? Kuvvetti. Kuvvetin birimi neydi? Newton. Zamanın birimi neydi? Saniye. O zaman momentumun birimi aynı zamanda nedir arkadaşlar? Newton saniye. Bu burada bir dursun. Çünkü ben bu birimi daha önce de gördüm. Peki. Cismin hızı artarsa momentum artar. Çünkü arkadaşlar doğrusal orantılı. Hız zaman grafiği doğrusalsa momentum zaman grafiğinin de doğrusal olması gerekiyor. İtme ve momentum ilişkisi. İtme ve momentum ilişkisi derken arkadaşlar. Şimdi biz itmenin birimine ne demiştik? Newton saniye. Daha demin ben momentumda ne buldum? Newton saniye buldum. Arkadaşlar hareketsiz M kütleli bir cisme F kuvveti bir süre uygulandığında cisme itme verilir dedik. Peki ben bir cisme kuvvet uyguladığımda cisim hızlanma hareketi yapıyorsa cismin momentumunda da değişim meydana gelir mi? Gelir. Çünkü hızlanıyor. Hızlanan cisim momentum kazanır. Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan bana itmeyi veriyordu. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi veriyordu. Delta x'i veriyordu. Ve hız zaman grafiği ile momentum zaman grafiği nasıl arkadaşlar doğru orantılıydı. O zaman ben itme ve momentum arasında şöyle bir ilişki kurabilir miyim? İtme bir cismin momentum değişimine sebep oluyorsa itme momentumdaki değişimdir. Momentum değişimi demektir. Momentum değişimi olarak adlandırılır. Peki momentumla enerji arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi momentumla hız birbirine doğru orantılı mı? Evet, doğru orantılı. Bu grafiğin eğimi bana neyi verir? Tanjant alfa. Peki bu grafiğin altında kalan alan bana neyi verir? Tanjant alfa delta p bölü delta v. İyi de delta p m çarpı delta v değil midir aynı zamanda? Delta v'ler gitti. O zaman momentum zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi verir arkadaşlar? Cismin kütlesini. Peki altında kalan alan neyi verecek bana? Bu eğim bana kütleyi veriyordu. Kabul. Peki alanı hesaplayacak olursam. Alan ne arkadaşlar? Şurada P çarpı V bölü 2. O zaman 1 bölü 2. P çarpı V diyebilir miyim? Derim. Şimdi arkadaşlar ben bu ifadeyi kütleyle çarpsam ve kütleyle bölsem nasıl olur? Bir değişiklik olmaz. O zaman MV'den buradan bir momentum daha gelir. Bu 1 bölü 2 P'nin karesi bölü M ifadesini alır. Bu çok tanıdık bir ifade. Hemfikir miyiz? Peki bu bana neyi verecek? Şurayı birazcık daha açarsam. Şuradan biraz daha açayım. Şurası 1 bölü 2 M çarpı V çarpı V çarpı m bölü m dedim. M'ler birbirini götürdüğünde 1 bölü 2 v kare çarpı. Yani bu kinetik enerji arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2 p kare bölü m de neye eşit olmak zorunda? Cismin kinetik enerjisine. O zaman demek ki ben kinetik enerjiyi de momentum cinsinden bulabilirim anlamına geliyor. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek çizelim arkadaşlar momentumla ilgili. Sürtünmesiz yatay yolda K noktasından L'ye F kuvveti yardımıyla 5 saniyede gelen 2 kilogram kütleli cisim için
Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü ve enerjideki değişimi istiyor benim için. Şimdi 10 metre bölü saniyeden 20 metre bölü saniye hıza çıkarmış arkadaşlar. Ve ben biliyorum ki bir cismin momentum değişimi delta P eşittir I idi. O zaman yerine yazarsam P son eksi P ilk eşittir F çarpı T'ye. Son momentumum hızım 20 imiş son durumda. O zaman momentumum 20 çarpı 2'den 40 Newton saniye. Eksi 2 kilogram kütleli cismin ilk hızı 10 metre bölü saniyeydi. İşlemi yaptığımda ne gelecek? 20 Newton saniye gelecek. Bu da eşittir F çarpı 5 saniyede gerçekleşiyordu. İşlemi yaparsam 20 eşittir F çarpı 5'ten F eşittir 4 Newton olarak karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar, kuvveti buldum mu? Buldum. Farklı bir buluş yöntemi olabilir miydi? Olabilirdi. Enerjideki değişim. Şimdi enerjisindeki değişim bulurken de ne yapacağım? Kinetik enerjileri arasındaki farka bakacağım aslında. Yani enerjideki değişim eşittir E son eksi E ilk olmalı benim için. Peki E son ne? 1 bölü 2 M çarpı 20'nin karesi eksi 1 bölü 2 M çarpı 10'un karesi. Bu da eşittir. Kütle 2 olduğu için birbirlerini götürdü. 400 eksi 100'den 300 joule olarak karşımıza çıkar. 2 kilogram kütleli cismin yatay düzlem üzerindeki engele 6 metre bölü saniye hızla çarpıp aynı hız büyüklüğü ile kuzeye doğru gitmektedir. Cisim ile engel 0,2 saniye etkileştiğine göre cisme uygulanan tepki kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi arkadaşlar momentum vektörel bir büyüklüktür. Siz diyeceksiniz ki hocam burada skaler yaptın. Çünkü ikisinin de yönü aynıydı arkadaşlar. Cismin yönünde bir değişiklik olmadığı için ben vektörel işlem yaptım. Ama yönü aynı olduğu için skalermiş gibi işlemi gerçekleştirdim. Şimdi diyorum ki 2 kilogram kütleli bir cisim 6 metre bölü saniye hızla bu tarafa doğru giderse bunun momentumu ne olur? 12 Newton saniye olur. Tekrar buradan 12 Newton saniye ile kalkacak. Aradaki açı kaç derece? 90 derece. O zaman P son eksi P ilke bakacağım. İtme diyeceğim. Bu da eşittir F çarpı T olacak benim için. Şimdi vektörel olarak işlemi yapıyorum. P son yukarı doğru 12. P ilk doğuya doğruydu. Çıkarma işlemi yapacağım için onu ben batıya doğru alacağım. 12 Newton saniye. Aradaki açı 90 derece. İkisi birbirine eşit. Aradaki açı 90 derece ise bileşke neydi arkadaşlar? Kök 2 katıydı. 12 kök 2 Newton saniye. O zaman yerine yazıyorum. 12 kök 2 eşittir. F çarpı etkileşim süresi 0,2. F'i çekecek olursam o zaman ne gelecek? Bölüm olarak 0,2'ye bölündüğünde 12 kök 2'yi buradan 60 kök 2 Newton. Demek ki engelin cisme uygulamış olduğu kuvvetin değeri olarak karşımıza çıkar. Peki arkadaşlar bir iki örnek daha çözelim beraber. Diyor ki 2 kilogram kütleli cisim 45 metre yükseklikten serbest bırakılıyor. Cisim yere çarptıktan 0,2 saniye sonra duruyor. Cisim yere düşünceye kadar cisme etki eden itmenin büyüklüğü nedir? Yerin cisme uyguladığı kuvvet nedir? Şimdi arkadaşlar 45 metreyi kaç saniyede düşer? Cisim önce bunu bulmam gerekiyor. Ben biliyorum ki H eşittir 5T'nin karesiydi. O zaman 45 metre eşittir 5 çarpı T'nin karesinden T eşittir ne gelecek? 3 saniye. Cisim havada 3 saniye kalıyor. Peki cisim havada kaldığı süre boyunca 20 Newtonluk kuvvet cisme uygulanmıyor mu? Uygulanıyor. O zaman cisme etkeden itme eşittir F çarpı T ise 20 çarpı 3'ten ne geldi arkadaşlar? 60 Newton saniye. Şimdi arkadaşlar 60 Newton saniyeyi verdiğimde cismin son momentumu neydi? Bu 60 Newton saniyelik verdiğim itmeyi yer 0,2 saniyede bu cisimden alıyor mu? Yani momentumunu sıfırlayacağım. Önce ben biliyorum ki cisim buraya 3 saniye düşerse serbest düşme hareketine ne kadar hızla gelecek?
30 metre bölü saniye hızla çarpacak. Yani son momentumum 60 Newton saniye olacak. Çünkü benim P son eksi P ilk yaptığımda aynı düzlem üzerinde P ilk 0 olduğu için serbest düşmeyle direkt neye eşit arkadaşlar? P sona. P son F çarpı T sürede tekrar ne olacak? Sıfırlandığı için aynı ifadeyi almış olacağım. Ters yönde bir kuvvet uygulanacak. O zaman 60 eşittir F çarpı 0,2 saniyede duruyor demiş cisim. F'i buradan çekersem ne gelecek? 300 Newton'luk bir kuvvet uygulandığı anlamına gelir. Serbest düşmeye bırakılan eşit kütleli iki cisim yere çarptıkları andaki momentumlar oranı demiş. Şimdi iki tane cismim var arkadaşlar. Çizdim. P1 ve P2 olacak momentumları. M1 ve M2 kütleli iki cismim var. Birini H1 yukarıdan, diğerini H2 yukarıdan. Eşit kütleli dediği için M1, M2 dememe gerek var mı? Yok. İkisi de içinde kütlem ne olacak o zaman? M olacak. Bu cismin yere çarpma hızı V1. Bu cismin yere çarpma hızı o zaman V2. Momentumları oranı demiş. O zaman M çarpı V1 bölü M çarpı V2 eşittir 2 ise V1 bölü V2 oranı ne gelecek? 2. Ben biliyorum ki cisimler serbest düşme hareketi yaptığında hızları ve yere çarpma hızı neydi? GT değil miydi arkadaşlar? O zaman hızlar oranı aynı zamanda süreler oranı olacak mıdır? Yani aslında burası 2T sürede düşerken buranın ne zaman düşmesi gerekiyor? T sürede düşmesi gerekiyor. O zaman H1 eşittir 5 çarpı T1'in karesi. H2 eşittir 5 çarpı T2'nin karesi. Yerine yazdığımda 5'ler birbirini götürdü. 2T kareden 4T kare getirecek bana. T'nin karesi de T kareyi getirdiğine göre o zaman cevabım ne olacak arkadaşlar? 4 olması gerekiyor. Bir diğer konumuz momentumun korunumu. Bir cisme ya da sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmiyorsa, cismin ya da sistemin momentumunda değişiklik meydana gelmez. Kısacası arkadaşlar, momentum korunur. Örneğin, 5 kilogram kütleli cisim yatay sürtünmesiz düzlemde 5 metre bölü saniye hızla giderken O noktasında iç patlama sonucu 3 parçaya ayrılmış. Parçalardan ikisi şekildeki gibi olduğuna göre kayıp parça nerede? O zaman direkt momentum korunumundan gitmemiz gerekiyor. Ben biliyorum ki arkadaşlar benim başlangıçta yatay düzlemde neyim vardı bu şekilde? 25 Newton saniyem vardı. Başlangıç momentumum bu. Peki daha sonra ne oldu? Benim burası 24 Newton saniyelik momentum oluştu. Burası ise 18 Newton saniyelik momentum oluştu. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı. O zaman bunların bileşkesi ne gelecek arkadaşlar? 5'in 6 katından 30 Newton saniye. Peki doğru ayırdım mı arkadaşlar? Evet. 37'nin karşısı 3'ün katı şeklinde, 53'ün karşısı 4'ün katı şeklinde. O zaman yatarken 30 Newton saniyelik bir momentum meydana geldi. İyi güzel boş da benim kayıp parçamla birlikte toplamda ne olması gerekiyor vektör olarak? 25 Newton saniye. O zaman benim şu tarafa doğru 5 Newton saniyelik momentuma ihtiyacım var. O zaman bu kim? Kayıp olan. Şimdi kütlelere baktığımda 2, 1 toplamda 3 kilogram var. O zaman kayıp kütlemin kütlesi ne kadar? 2 kilogram kütleli cismin momentumuymuş bu. O zaman P eşittir M çarpı V olduğuna göre yerine yazıyorum. O zaman benim kayıp parçam momentum 5, kütlem 2, hızım ne olacak arkadaşlar? V eşittir 5 bölü 2 metre bölü saniye olması gerekiyor. Diğerleriyle ters yönde fırlar. Örnek. Momentumdan kısa çok fazla örnek var ama sürem kısıtlı olduğu için az bir miktarda soru çözümü yapacağım sizinle. İnşallah okullar açıldığında tekrar başladığımızda arkadaşlar bunlarla ilgili daha fazla örnek çözerekten ilerleyeceğiz. Şu an sadece arkadaşlar bir tekrar olarak düşünebilirsiniz. Zaten bu konular daha önce anlatılmıştı size. Biz şu an sadece tekrar yapıyoruz. Hatırlatmalar şeklinde devam ediyorum. Sürtünmesi yatay düzlemdeki x ve y cisimler arasında yay sıkıştırılıyor. Cisimlerin arasındaki ip koparsa
Yani kopuyor arkadaşlar. 2 kilogram kütleli cisim 12 metre bölü saniye hızla fırlıyor. 3 kilogram kütleli cisim ne tarafa fırlar? Nasıl fırlar? Şimdi 2 kilogram kütleli cisim bu tarafa 12 metre bölü saniye fırlarsa bunun bu tarafa doğru momentumu 24 Newton saniye olur. İyi de bunlar başlangıçta duruyordu. Benim ilk momentumum ve son momentumun birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü momentum korunumlu. Benim ilk momentumum sıfırsa son momentum da sıfır olmalı. O zaman benim bu tarafa doğru neye ihtiyacım var? 24 Newton saniyeye ihtiyacım var. Peki benim 24 Newton saniye momentum oluşturabilmesi için 3 kilogram kütleli cismimin bu tarafa doğru hızının ne olması lazım? 8 metre bölü saniye olması gerekiyor. Yerden 50 metre bölü saniye hızla düşen yukarı fırlatılan cisim şekildeki gibi tepe noktasında iç patlama yaşıyor. Patlama sonrası kayıp cisimlerin hareketi için ne söylenebilir? Şimdi 1 kilogram 1 kilogram şeklinde. Şimdi tepe noktasına çıktığında hızım zaten sıfırdı. Momentum arkadaşlar anlık korunan bir şeydir. Yani tutup da buradaki momentumu korumayacağım. Yani tepe noktasına çıktığımda benim momentumum yani P ilkim m çarpı v de tepe noktasında v sıfır olduğu için ne olması lazım? Sıfır olması lazım. İyi de momentumun korunumlu olabilmesi için aynı zamanda bu ne olacak? Son momentuma eşit olacak. Şimdi cisimlerimi çiziyorum. 1 kilogram kütleli cismin momentumu ne olacak arkadaşlar? 20 metre bölü saniye bu tarafa fırlarsa 20 Newton saniye bu tarafa var. Yukarı doğru fırlayan bir cismim var. 1 kilogram kütleli 15 Newton saniye momentumda onu da var. O zaman benim diğer parçacığım, 1 kilogram parçacığımın hem aşağıya doğru hem de diğer yöne doğru momentumun olması gerekiyor sıfırlayabilmem için. 20 Newton saniye ve 15 Newton saniye. 20, 15. O zaman bileşkesi ne olacak arkadaşlar? 25 Newton saniye. 1 kilogram kütleli cisim zaten arkadaşlar. O zaman benim kayıp parçam aşağı doğru 25 metre bölü saniyelik hızla eğik atış hareketi yapar. Kayıp parçamı da bu şekilde bulmuş olurum. Kısa bir ara verelim arkadaşlar. Devam edeceğiz.